Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine süs kafesimizin önündeyiz. Lekenvel derler dışarıda. Hava böyle kapalı, bir yağacak gibi. Attığı tozu gördünüz, yerde eşeleniyorlar. O hayvanımız da gurk olmuş. Açıyorum, dışarıya atıyorum ama yani tam gurk değil arkadaşlar. Hani gurk niye yatırmıyorsunuz diyordunuz ya, denedik, onlar kalktı. Bunun altındaki tüyü tamamen yolmuş ama bakın hayvan dışarıda şu an geziyor. Kapısını açtığımızda direkt dışarı çıkıyor. Buradaki horozumuz da yaramaz. Acayip vuruyor. Biraz önce yine bizim küçük kızımıza saldırdı dışarıda. Çok güzel formu falan, kuyruk yapısı, her şeyi çok güzel ama yaramaz bir horoz oldu. Sen de gidiyorsun folluğa, oturuyorsun, kabuksuz yumurta yapıp çıkıyorsun. Yaramazlık yapma. Şimdi arkadaşlar, yedek Wolberg horozumuz öldü. Yani dördük yere. Şimdi Wolberg takımının 14 tane yumurtası var. Bunu kendimize yükleyeceğiz. Bunlardan bir takım çıkarmamız lazım. Çünkü yani hayvanın yedeği yok, devamı yok. Artık yedek horozu yok. Bakın formlar, renkler müthiş. Ama gurktan da kalktılar. Artık gurk işi tamamen bitti bunlardan. Yani zaten tam böyle yatma gibi olmadı arkadaşlar. Belki yumurta koysak, hayvanlara ayırsak yatacaklardı ama böyle bir yalancı gurk gibi oldular. Şu hobi folluğun içine 3 tanesi birden girdi. Ondan sonra kalktılar. Şimdi bunlar dışarıdalar zaten. Bunların da temizlik zamanı arkadaşlar geldi artık. Bakın ızgaralar doldu neredeyse ama açık kümesi olduğu için koku yapmıyor. O yüzden biraz da tembellik yaptık. Burada bizim limon paycı cekoşinin hala yumurta yapmasını bekliyoruz. Tol bantların da ayrılma zamanı geldi. Şimdi yedek horozları alacağım buradan. Cüce koşunun orada bir bölmeyi boşalttım. Size göstermiştim, Japonezleri çıkarmıştım. Şu an hepsi Japonezlerin katlarda. Japonezler de çok güzel yumurtaya başladı. Şimdi o tarafa doğru da bir gidelim. Bu ara arkadaşlar bayağı güzel video yükledik sizlere ama hani kızıyordunuz, video gelmiyor, video gelmiyor. Bir haftada 9-10 tane video yükledik kesintisiz. Ama izlenimler bini görmeyenler var. O yüzden arkadaşlar yaz sezonunda 2 günde bir, 3 günde bir video yüklemeyi düşünüyoruz. Yani çünkü hani içerik üretmek zor. Her gün böyle alıp kamerayı, yani muhabbet etsek belki onu da isteyen dostlarımız var ama faydalı videolar çekmek istiyoruz. Biraz içerik üretmek istiyoruz. O anlamda yani video sayısını 2-3 günde 1'e düşüreceğiz. Bakın hayvanlarımız yeşillikte yine özgür bir şekilde geziyorlar. Şu an Lakenvel derlerden inanılmaz yumurta alıyoruz. Yani maşallahları var, yumurta tavukları gibiler. Ligorinler kadar neredeyse yumurta yapıyorlar bu ara. Şimdi bir 35-40 tane yumurta topladım. Lakenvel der yumurta ihtiyacı olanlar bize ulaşabilir. Her daim yumurtaları oluyor Lakenvel derlerin. Yumurta kesene kadar devam. Şimdi elmalar falan da dökülmeye başladı arkadaşlar. Bakın onları da yiyorlar. Ağaçlarımızda bu sene güzel elma, armut. Çok güzel meyve var. Bakın şöyle bir vişneleri de göstereyim size. Vişne az oluyor. Hani çok fazla değil. Ama böyle kırmızı kırmızı çok güzel görünüyorlar. Kiraz değiller arkadaşlar. Vişne. Kirazımız yok bahçede. Birkaç tane diktik ama olmadı. Eriğimizi topladık. Çok güzel erik oldu ve bu sene şey de çok güzel. Üzümler de çok iyi. Bakın şöyle göstereyim. Elmaları da gösterelim. Bunlar arkadaşlar siyah kokulu üzüm. Hani Karadeniz'de çok vardır. Bunlar siyah kokulu üzüm şunlar, gördükleriniz. Bu taraftaki asmamız da normal beyaz üzüm. Üzümlerde bu sene çok güzel var, dökülmezse. Beyaz üzüm biraz daha küçük. Ona göre hani küçükleri çok fazla, büyükleri de var ama bakalım. Yani bu fındıkların altına, ağaçların altına bizim bu gübreleri atıyoruz. Bayağı güzel oldu. Şimdi ızgaramız geldi. Burayı arkadaşlar şimdi astrolop kümesi yapıyoruz. İsa'dan da diğer astropları alacağız. 10+1 devam edeceğiz. Şimdi bakın şurada bir su var. Izgaranın avantajı. Bu yaramazlar şu nipeli artık kavga mı ediyorlar, ne yapıyorlardı, çıkarmışlar, yere düşürmüşler. Bakın buradan su aktı. Hop koridora çıktı. Şurada bir ızgara giderimiz var. Oradan dışarıya aktı gitti. Ne oldu? Hayvanlar hiçbir şekilde ıslanmadı. Bakın tertemiz. Bunlar Blue Modded cüce koşinlerimiz. Tertemiz. Kızlar. Bunlar bu ara yumurtaya başladı. Beyaz koşinlerimiz geri geldi. Üçü de gurktu. İbrahim'i oraya gönderdik. Bakın beyaz koşinler. Üçü de artık gurktan kalktı.
Porselen koşun bir tanesi orada yatmamıştı. Şimdi buraya geldi, tekrar yatıyor gibi yapıyor. Kalkıyor. Bir değişik durumu var. Bu beyaz koşunlar da çok güzel ama. Koşini seviyoruz. Şu an koşunun arkadaşlar 5 rengi var. Burada beyazı var. Yanında blue modlet. Black modletler bu ara ne ekmezse yumurtayı kesler. Şimdi Hayati bana dalmak isteyecek muhtemelen. Hayati 2 dakika dalma. Bakın black modletlerimiz. Burada da bütün gruplar kalktı. Şu an takım 5 artı 2 devam ediyor. Burada geçen böyle durduk yere bir tane tavuk bulduk. Ölmüş. Yani bu yaşanabiliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Volver Koroz'un ölmesi gibi. Bu da black modleti. Şurada köşede bakın bir tane porselenimiz yine başladı şeye. Ne derler? Gurka. Porselenleri de göstereyim. Porselenlerde de arkadaşlar 5 artı 2 takımımız var. Bakın. Bu da bana kızıyor. Yumurta var mı kız altında? Yok. Bakın bu gırk 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 geziyor. Kıcığım. Ne yapıyorsun? Yani cüce koşun. Efsane. Pimaş yemlikleri soranlar oluyordu kullanışlı mı diye. Gayet kullanışlı arkadaşlar. Yani buraya şimdi ortaya yemlik astığımız zaman hayvanlara yer kalmıyor. Pimaş yemlik de kabaca şu 1 metrelik pimaş 8 kilo 9 kilo arası bir yem alıyor. Zaten cüce koşun ırkı çok fazla yem yemediği için gayet yeterli. Burada 10 günde bir yem dolduruyoruz onlara. Bunlar da porselen rengi arkadaşlar. Porselen, black modlet, blue modlet, beyaz. Ve dışarıdaki kümeste biliyorsunuz limon pay var var. Toplam ne yapıyor? 5 renk. Bir ara kokolar vardı. Onları Samsun'a göndermiştik. Kokolar Samsun'da. Evet. Black modlet Japones. Benim favori ırklarından yine. Burası arkadaşlar cüce ırk kümesi. Heh, onu gösterecektim. Gümüş zibritimiz burada. Burada da bir tane boşumuz var. Yani gümüş zibriti şu en alt katı da alabiliriz. Tek başına zaten burası boş. Buraya horozları bölebilirim. Tolbant viandotları öbür tarafa almayı düşünüyorum. Burası arkadaşlar 122'ye 61 yani 0.72 metrekare. Burada maksimum 3 artı 1 besliyoruz. Küçük ırktan ki gayet güzel verim alıyoruz. Şöyle bir maşallah esirgemeyin göstereyim. Yani bakın arkadaşlar topladığımız yumurta. Yaklaşık bir haftalık yumurta bunlar. Şunlar Lakenwalder yumurtaları. 5 burada var. Şunlar Wolberg. 14 tane demiştim ya biraz önce. Caniperimizi, fare ilacımızı hepsini görüyorsunuz. Şöyle kaldırayım. Bakın arkadaşlar şimdi bunları yazacağım. Şunların tamamı şu 5 ile birlikte Lakenwalder. Şu 14 tanesi Wolberg yumurtası. Hani gayet verim güzel. Mavicide de arkadaşlar verim başladı tekrar. Şimdi yumurtaya başladı hayvanlar. Tüyden çıktılar. Şöyle şu an yaklaşık kaç tane eksik? 2, 4, 5, 9 tane eksik. 51 tane yumurta var. Mavicide'den çok uzun bir süre biliyorsunuz bayağı az yumurta alıyorduk. Aa burada bunu şimdi mi kırdım ya? Muhtemelen şimdi kırdım. Çünkü kırık yumurta yoktu. Bir tane kırığımız varmış. Şunu şöyle ayırayım. Dükkana gitmesin. Şunu da şuraya koyalım. Durumlar böyle. Yumurta tarafında fena değiliz. Artık yumurtaya başladılar. Yem değişikliğinden sonra da o çiftlik yemiyle yumurta alamamıştık. Yani Japonezlerden bile şu an yer değiştirmelerine rağmen çok güzel yumurta alıyoruz. Yani şuradayken çok az yumurta aldık bu hayvanlardan. Eski yerlerini aldım buraya. Şu an 3 takım da yumurta veriyor. 3 renginde arkadaşlar yumurtasını, civcivini temin edebilirsiniz. Şu an gördüğünüz takım da klasik Japonez. Klasik Japonezlerde 2 artı 1 devam ediyor. Gayet formlar, renkler, her şeyi, hayvanların tamam. Şimdi tavuklarda bir tüy durumu var. Onu görüyorum. Ama şu an yumurtaya devam ediyorlar. Bakalım ne zaman keserler. Yemit, canlarım benim. Soranlar oluyordu. Küçük ırklar çok ötüyor mu? Duyuyorsunuz arkadaşlar. Durmadan ötüyorlar. Büyük ırklar daha az. En kalabalık Japonez takımımız 3 artı 1 Blue Modlet. Blue Modlet rengi müthiş. Müthiş bir renk. Bunları size dediğim gibi dışarıda göstereceğim. Fırsat olmadı. Dışarıda tek tek bu ırkları da sizlere tekrar tanıtacağım ayrı ayrı. Ama bu rengi arkadaşlar görüyorsunuz. Blue Modlet rengi de müthiş. 3 takımda Japonez rengimiz devam ediyor. Evet çiftlik olana kadar, piyasalar düzelene kadar bu işler böyle devam edecek. Yani sayıları çok fazla arttırmayacağız. Çünkü şu an tavuk talebi çok fazla değil. Burada da arkadaşlar bir tane gümüş zibrit tavuğumuz var. Bakayım yumurta yapmış mı? Bakın yumurtasını da yapmış. Bunun yumurtasını yemelik değerlendiriyoruz. Çünkü horozu yok.
Yani formu, rengi, her şeyi süper. Eskiden bir gümüş zibrit takımımız vardı. Bakın iyi mi diye, her şey standartlara uygun. O horozu ve takımı sahiplendirdiği bu. Sonra işte civcivlerden bu çıktı. Tek tavuk çıktı. Yine buna bir takım yaparız. Zibritleri seviyoruz. Gold zibritimiz var. Gold zibritin yanında da atmadık bunu. Çünkü ayıramayacağımız için yumurtasını. Saçma sapan bir şey çıkabilir dedik arkadaşlar. O yüzden öyle çalışmalara biz İbo ile biraz karşıyız. Dediğim gibi bu kümes şu an ve şu boş. Buradan Japonezleri aldık buraya. Buraya şimdi yedek horozları atarız. O tarafa da tolbant viyandotları ayırırız. Evet gençler, gündüz olduğu için sizin ışığınızı kapatalım. Böyle bakın aydınlıkları var. İki taraftan da güneş giriyor. Akşam hava karardığında 2 saat daha yakıyoruz arkadaşlar. Şu anda gündüzde de bakın şöyle dışarı çıktığında daha net anlayacaksınız. Kümes aydınlığı bu şekilde, çok karanlık değil. Evet dostlar, kendinize çok çok iyi bakın. Yine şöyle bir 10-15 ırk gezmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza da hala abone değilseniz, videoları kaçırmamak için abone olup bildirim zilini açarsanız her gün yüklediğimiz videolardan haberiniz olur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.